balkondaki çiçeklerimi suluyorum. Çünkü bayağı bir kurumuşlar. Bu bir biberiyen biliyorsunuz. Bayağı da keskin bir soğuk var. Bu sene zaten arkadaşlar bayağı dondurucu soğuk olacakmış. Astrologların bilgisi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben de yeni eğitimime başlayacağım inşallah. Ocak ayında astrolog eğitimine. İnşallah eğitimimi de aldıktan sonra sizlerle faydalı mesleğimi ilerletmeye çalışacağım. Buradan da bir bilgisini vereyim şimdiden. Şu soğanlarımı da sulayayım. Evet, bayağı bir keskin soğuk var. Şu limonumu da sulayayım. O da bayağı bir kurumuş. Haydi bakalım. Şöyle su şişesine de koydum suyumu. Hadi bakalım. Ay, taze soğanlarım, maydanozlarım. Siz ne güzel büyüyorsunuz böyle. Siz ne güzel büyüyorsunuz. Yani bahçeli bir evim olsa kesinlikle çok güzel yetiştiririm böyle. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Size can verene kurban. Size can verene kurban. Şimdi de tabii ki limon ağacımıza da bakalım. Şöyle bir çekeyim şunu. Haydi bakalım. Yapraklarını da bir temizleyeyim. Şöyle bir sulayayım ilk önce. Sana bir can suyu vereyim. Sonra seni temizleyeceğim. Bakar mısınız? O bile nasıl böyle hayata tutunmuş, yoluna devam ediyor. İnşallah limonunu da verirsin limon ağacım. Tamam mı? Evet. Çayımı demledim arkadaşlar. Çayım demlendi. Mert derse katılacaktı. Ona ekmek arası da sucuk yaptım. Şimdi ben de biraz sucuk ve üstüne kaşarlı kahvaltımla başlayacağım inşallah günüme. Mert ekmek arası yedi. Şu anda derste ben de böyle güzel sucuklarımı pişirdim. Ben de böyle kaşarlı sucuk yemek istedim arkadaşlar. Kahvaltımız yüzünde bugün böyle olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tabii ki Seda'nın kanalına, evine de hoş geldiniz. Haydi bakalım. Bugün de Perşembe. Hafta sonuna doğru yaklaşmaktayız. Tabii ki yasaklarla. Evet. Öyle bakalım. Hayırlısı olsun. Bugün A101'e gideceğiz birlikte sizlerle. Hava çok soğuk. Yürüyüşe biraz ara veriyorum ben. Hala hastalığım da tam düzelmedi. Geceleri nedense daha çok fazla hissediyor. Boğaz yollarım, solunum yollarım. Gökyüzü de beni tetikliyor zaten. O yüzden de fazla kendimi riske atmak istemiyorum. Tatlış demliğimle çayım da hazır. Bugün yemeklerim var. Rahatım biliyorsunuz. Öyle. Her günümüz sağlıkla, sevgiyle geçsin. Haydi hepimize afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle dün kendime ilaçlarımı almıştım eczaneden. Şu zamanlarda vitamin C ve çinkoyu ihmal etmemeliyiz. Bu Alman firmasının bir C vitaminiymiş. Şimdi Mert'e bir tane hazırlıyorum. Lütfen siz de birer tane için. Şöyle bir tane atacağım. Evet, bir tane attık. Bir tane ben de içeceğim gün içinde. Diyordum ya size yürüyüş, ama yine yapacağım. Bırakmayacağım elimden geldiği sürece. Şöyle de güzelce dolduruyorum. Böyle kendi kendine olacak ve sonra Mert'e vereceğim. C vitamini ve çinkoyu ihmal etmeyelim kışın. Ekstra desteğimizi de alalım. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. See the horizon, turn us to thousands. On and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And bugün de fazla bir çekim yapamadım ama çünkü rahatsızdım. Birkaç gündür öyleyim biliyorsunuz. Bugün de bacaklarım felaket bir ağrı vardı. Az önce de güzel bir jel sürdürdüm Özkan'a. İnşallah iyi gelir. Ama gayet de iyi. Öyle bir yakıyor ki. Onu Hunca'dan almıştım. Gerçekten de ilk defa sürdüm Özkan bana. Vallahi o daha önceden de kullandı. Çok memnun kaldı. O yüzden ne diyoruz? Her şeyin en başı sağlık. Yemeğimizi yedik. Zaten masamızı da birlikte kurduk. Şimdi artık çay sevenler çaya ve ayrıca Kanal D'de de İyi Aile Babası başladı komedi. Ben onu açtım, seyredim. Siz neler izliyorsunuz? Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Haydi o zaman çaya buyurun. Merhaba. Evet, bugün de rahatsızdım arkadaşlar. Bu sefer de bacak ağrım vardı. Bütün böyle sanki damarlarım ve kaslarım ağrıyordu. Yürüyüşe ara veriyorum. Ya yürüyüşten oldu diyorum ya da bilmiyorum vallahi, artık neden bilmiyorum ama her şeyden önce sağlık diyelim. En önemlisi o. Ve yeni bir projeye başlıyorum. Yine örgü seven olarak, örgücü olarak. Sevenler varsa aramızda birbirimize paylaşalım, yazalım. Yalnız arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarım ya kendilerini çekiyorlar ya da ben YouTube'da aktif olamıyorum, bilmiyorum ama izlediğinizde de bir ilk 3 dakika izlerseniz sevinirim. Çünkü abone sayılarım bir artıyor, tekrar düşüyor. Artıyor, düşüyor. Anlamış değilim gerçekten de. Neyse. Olsun, ben yine yoluma devam edeceğim. Bakın yeni projem şöyle tarçın renginde cepli yelek şala başladım. Yine modelim Kroket Örgü Atölyesi'nden. Böyle çok güzel bir model, pratik. Bakın şöyle göstereyim. Evet. 62 tane zincir üzerine kurdum modelimi. Çok da pratik. Şöyle güzel cepli yelek şal yapayım dedim. Birçok da ipim var. Hepsini birlikte yapıp, yani kendim yapıp sizinle de paylaşacağım inşallah. Neyse, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyilikle kalın.